Değerli izleyiciler, konuğumuz Muhammed Aydın Aytar hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yine bir Kur'an hayat programında yine birlikteyiz. Bu evet. sefer hocam faizli paranın zekatından bahsedeceğiz. Faizli paraya zekat olur mu? Bu konuyu bir açıklar mısınız? Evet, güzel bir soru hocam. Çok teşekkür ediyorum bu soruyu yönelttiğiniz için. Öncelikle şunu bilelim. Faiz Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de bizlere... Bakara suresinde belirttiği şekliyle kesin bir ifadeyle haramdır faizle muamele etmek. Diyelim ki faizle akit yapıldı, bir sözleşme yapıldı ve ondan para kazanıldı. Bu kazanılan para İslam dininde yok hükmündedir. Çünkü haramdan elde edilen hiçbir gelir gelir olarak kabul edilmez ve bunun da zekatı verilmesi uygun değildir muhterem hocam. Eyvallah. Şimdi hocam aslında faiz konusu farklı bir konu. Ona da e, zamanımız yettiği ölçüde inşallah gireceğiz. E, bu faizli paranın zekatı derken e, kazandığı parayı faizli olarak kazanması mı yoksa direkt tefecilik tabiri caizse tefecilik yaparak e, faizle iştigal etmesi mi yoksa aldığı maaşın içerisindeki faiz mi e, bunların hepsi aynı kategoride mi farklı farklı mı? Hepsi farklı farklı değerli hocam. Çünkü ana paramıza faiz karıştıysa bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Evet. Ama kazancımızın tamamı tefecilik gibi bahsedilen konulardansa... ...bunun tamamı İslam'ın kabul etmediği bir değere sahip, değersiz. İslam bunu bir değer olarak görmüyor. Eyvallah. Tefecilik dinimizde kesin bir ifadeyle yine faiz gibi haram kategorisindedir. Dolayısıyla bununla da... Yani haramdan sevap beklenmesi mümkün değildir dinimizde. Haram yollardan bizim sağlıklı bir ibadet neticesi almak, bir ecir beklememiz mümkün değildir. Çok teşekkür ediyorum Rica hocam. Ediyorum. Sağ olasın.